Merhabalar değerli izleyicilerimiz, Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmının değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Şefimiz Erhan Kadayıfçı konuğumuz. Dilerseniz Erhan Bey hoş geldiniz diyelim ve sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz, nasılsınız Erhan Bey? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, bizler değil, sizleri tanıyabilir miyiz? Erhan Kadayıfçı, 30 yaşındayım. Kilisliyim. 7 senedir bu meslekte aktif olarak çalışmaktayım. Çocukluktan gelen anne tarafından gösterilen, eğitilen bir insanım. Daha sonra okullu, hem alaylı hem okullu devam ederekten şu an hem danışmanlık hem de bir alakat şefiyim. Alakat mutfağında şefim. Ama istek de olmuş demek ki değil mi? İçinizden de gelmiş, yönlendirilme evet olmuş ama istemeden de olacak bir meslek değil aslında. Kesinlikle tutkuyla olabilecek bir meslek. Sağ olsun annem de bana çok destek çıktı, çok yardımcı güzel, oldu. Harika. Bu şekilde devam ettim sektöre. Evde yemekler yine sizden mi sorulur? Tabii ki de. Tabii değil ki de. Mi? İşin artık profesyonel olunca. Peki sizin için keyifli yanları nelerdir mesleğinizin? Keyifli yanı stresse. Çoğu insan bunu kaldıramaz ama stresle uğraşmak, o heyecanı, o aktifliği yaşamak çok ayrı bir duygu. Bu beni çok heyecanlandırıyor mutfağa girdiğimde. Zor yanları var mı? Kesinlikle. Nelerdir? Kesinlikle çok zor yanları var. Bir kere stres, hızlı olmak zorundasınız, panik yapmamak durumundasınız. Her şeyi o an hızlı düşünüp hızlı karar vermek zorundasınız. Bu da çok kolay olmuyor. Hı-hı. Her insanın da yapabileceği bir işte değil. Ekip de çok önemli. Kesinlikle. B planlarınız hemen devreye giriyordur olası bir aksilikte herhalde. Hem bizim B planlarımız giriyor şef olarak hem de arkamızda çalışan insanların da yardımıyla takım çalışması dediğimiz şeyle beraber yolumuza devam ediyoruz. Süper. Peki iyi bir şef sizce nasıl olmalıdır? İyi bir şef bir kez strese karşı dayanıklı olması lazım. Hızlı düşünebilen bir insan olması lazım ve üretken bir insan olması lazım. Yani vazgeçerekten bu iş yapılamaz. Hı-hı. Ondan dolayı bunları göz önünde bulundurmaları lazım başlayanlar için de. Sadece eğitim yeterli mi bu meslek Değil. için? Eğitim. Eğitim tabii ki de çok önemli. Ben de eğitim aldım. Alaylı gelip eğitimle devam eden bir insanım. Ama tecrübe, gördükleri mutfak, devam ettikleri iş çok önemlidir. Biraz yatkınlık, el becerisi, el lezzeti çok evet, önemli değil mi? Kesinlikle. Onlar zaten olmazsa olmazı. İlk başta el becerisi. Daha doğrusu tabiri caizse merak. Evde yaptıkları yemeğin biraz lezzetiyle de uyumlu bu iş. Nasıl Tabii. Devam ederler, nasıl başlarlar. Aktif düşünce tarzıyla beraber. Doğru. Hepsi harmanlanıyor aslında. Aynen hepsi öyle. oluyor. Yani merakınız oluyor, tecrübeniz oluyor, iyi kötü. Komplike bir meslek. Doğru. Bizim mesleğimiz. Hakikaten öyle. Yani parça parça değil, tamamını kapsayan bir kesinlikle, noktası kesinlikle. Buradan bakılacak olursak da. Evet, ekip de çok önemli. Evet. Ama sizler daha böyle başında olunca kendinizle birlikte tüm ekibi de bir şekilde koordine etmek durumunda kalıyorsunuz. Mecbursunuz. Yani ilk başta kendiniz düzgün bir yolda devam edin ki arka tarafı toplayabilirsiniz. Yoğun servislerde özellikle arka taraf düştüğünde onu otomatikman çıkarmak zorundasınız. Evet. Onun için de biraz sabır ve strese hakim olmak lazım. Sizin mesleğinizde de açıkçası bölümlere ayrılıyor. Evet. İşte siz de bunlardan birini alakart bölümündesiniz. Hı-hı. Neler yapıyorsunuz? Şu an dünya mutfağı. Yani çalıştığım yerde de dünya mutfağı üstüne kurulu. Daha çok kendim Türk ve Osmanlı mutfağına çok aşinayım. Hem annemden gelen hem kilisliğin bir etkisiyle beraber bu konuda hakimim. Ama dünya mutfağında da tabii araştırmalarımız, denemelerimiz, kendi reçetelerimiz üstünde devam ettiğimizden Hı-hı. bir aşinalığımız, bir tecrübemiz var. En iyi hangi yemeği yapıyorsunuz? Öyle iddialı oldunuz. En iyi hangi yemeği yapayım? Et ürünlerinde iyiyimdir. Et, balık ya. Hı-hı. Direkt et, balık üstünde çok iyiyimdir. Şimdi dışarıda baktığımız zaman Erhan Bey hani işte bir makarnadır. Ama menü elimize geldiği zaman o isimler, içindeki belki işte baharatlarla şekillenmeler. Önümüze bambaşka bir aslında yemek geliyor ve sunum artık inanılmaz bir önem teşkil ediyor. Evet. Yani her zaman tabii çok önemlidir. Herkes güzel görünen bir şeyi yemek ister ama eskiden sanırım daha bir lezzet geliyordu. Şimdi hep söylüyorum, önce bir görüntüyle karşı tarafı gözünü doyuruyoruz açıkçası. Evet. Sizin meslek de gerçekten bu anlamda inanılmaz ilerleme gösterdi. Bakın daha neler olacak diyorum yani. Ya bunun ucu bucağı yok gibi görünüyor. Yani çok daha sade tabaklarla başlayıp şimdi füzyon mutfağına kadar ilerledik. Bakalım yani bunun ucu bucağı olmayan bir sektör. Doğru. İnsan yani sizler bizden ne istiyorsanız biz de aynı şekilde Elbette vermeye ki.
çalışıyoruz. Onun için de her gün kendimizi geliştirmek zorundayız. Aç talep meselesi aslında. Aynen öyle. Yani kocaman tabakta küçücük bir yemek görebiliyorum. Evet. Küçücük belki meze çeşitleri ama kocaman bir tabak eşliğinde çok güzel bir sunumla geliniyor. Evet. Evet, aslında bir şeyi güzel sunmak çok önemli. Birine hediye alırken o hediye paketini bile sunmak çok önemlidir. Kesinlikle. Siz önce o görüntüyle ardından da lezzetinizle aslında karşı tarafın memnuniyetini sağlıyorsunuz. Bununla birlikte bakacak olursak da bu mesleği yapmak isteyenler için tavsiyeleriniz neler olacaktır? Bir kere sabırlı olmaları lazım. Yani bir anda başlayıp da en üst noktaya çıkmak çok kolay bir iş değil. Bu zamanla gelebilen bir iştir. Şu an zaten aşçılık, şeflik modern olmuş durumda. Ama işin içine girince çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bu anlattığım stres kontrolleri, günün 15-16 saat çalışma temposu. Ayakta bir de. Kesinlikle. Yani bunlar çok zor şeyler. Girip de çıkan çok tanıdığım, çok arkadaşım da oldu. Onun için bir görüp sabırla hedeflerine ulaşmalarını tavsiye ederim. Yani hani özel günlerde işte biz bayramlarda tatillere gideriz. Otellere hemen kaçarız. Sizler o zamanlar değil mi ekstra belki kesinlikle mesai harcıyorsunuz. Evet. Sizin tatil zamanları bizim çalışma zamanlarımızdır. Evet. Daha da bir ekstra çalışma kesinlikle zamanlarımız oluyor. Yani double oluyor bu şekilde. Double oluyor. Peki bu anlamda mesela otelde çalışmak var. Çok geniş kapsamlı aslında bir mesleğiniz var. Nerelerde sizce çalışabilir gençlerimiz? Ya bizde bir restoran tarafı var. Sektöre bakıldığında bir de otel tarafı var. İkisinin de insanlara kattığı çok farklı şeyler var. Ben iki tarafta da bulundum. İlk başta otelde başlayıp daha sonra restoran tarafına geçtim. Otelin bir şefe, şef adaylarına sunacağı şeyler çok farklıdır. Restoran çok farklıdır. Yani otelde bir ilk başlarda bir sabit şekilde ilerleyip devam edersiniz. Restoranda ama her gününüz değişe değişe gider. Bu menüde dahil olmak üzere. Doğru. Ne kadar aslında farklı çeşitler yaparsak o kadar sizin de elbette ki de bilgi değil mi? Kesinlikle. Gerçi her şeyi sizler bilerek görerek zaten okudunuz ama yaptıkça her şey oluyordur tabii diye ki de düşünüyorum. Yani denemelerle oturup yazdığımız reçetelerimiz var. Ama deneyince iş çok farklı noktaya geçiyor. O yazdığımız şeylerin yerine bambaşka şeyler ekleyip devam ediyoruz. Deneme, tecrübe çok önemli bizim sektörde. Bir kitapçık çıkarmak düşünür müsünüz böyle yaptığınız belki size ait özel İlerleyen zamanlarda vardır. Öyle bir planım var. Evet, kendi menülerimi oluşan bir kitapçık dediğiniz gibi bir kitap öyle bir şey düşünüyorum. Sadece yemek üzerine tatlılar var mı? Hem tatlı da var, sıcak yemekler de var, ne soğuk güzel. Yemekler de var. Hepsi mevcut. Şahane. Yani gerçekten artık hepimiz her şeyi biliyoruz. O malzemeler aynı ama farklı sunumlarla farklı lezzetler aslında insan katabiliyor. Hani bugün değişik bir şey yemek istiyorum diyorsunuz. Hep aynı şeye gidebiliyoruz. Aslında aynı şeyi yiyoruz ama içine işte biraz baharatların katılmasıyla sizin artık püf noktalarınızda bambaşka bir lezzet haline dönüştürebiliyorsunuz. Kesinlikle. İnsanoğlu var oldukça yememiz bitmeyecektir. Aynen bugün doyuyoruz. Şu an diyebiliriz ama birkaç saat sonra tekrar acıkıyoruz. Kesinlikle. Tekrar bir farklı bir lezzetin peşinden gidebiliyoruz. Ve mesela birçok restoranlar var, oteller de var. Rekabet çok fazla var. Evet. Müşteri küçücük bir noktayı beğenmezse bir daha oraya gitmeyi biliyor. Seçenekler çoğaldıkça müşteriler elini tersiyle itebiliyor. Küçücük bir noktada aslında bambaşka yerlere gidebiliyor. Kesinlikle. Yani bunda işimiz bizim hem çok zor, çok fazla rakibimiz var. Artı bir de tüketici tarafı da çok bilinçli. Evet. Ya onları, lezzeti daha üst doruğa çıkarmak için çok farklı araştırmalar ve çok farklı düşünmek zorundayız artık. Yani standart bir tabağa gönderip sunum artık yapamıyoruz. Çünkü insanların beklentisi, lezzet beklentisi bile artık arttı. Doğru. Onun için çalışmalarımız da biraz daha yüksek ve daha tempolu olmaya başladı bizim de. Yemeklerden önce gelen belki işte zeytinyağı, üzerinde hani zeytin ezmesi, efendim ekmeklerin farklı çeşitler, lezzetlerde olması sunum gerçekten bambaşka bir kesinlikle noktada oldu. Yani herkes ilk başta bir görüntüye bakıyor, daha sonra tat. Daha bizim sonra de amacımız zaten ikisini beraber bir şekilde götürmek. Başarı da böyle geliyordur değil kesinlikle mi? Sizce başarı nedir öyleyse? Başarı ilk başta sizin mutlu olmanız lazım. Yaptığınız işten, sunduğunuz yemekten, sunduğunuz tabaktan içinize sinip mutlu oluyorsanız bence bu bir başarıdır. Sizi ne motive eder? Beni ne motive eder? Sevdiğim işi bu hayatta, keyif aldığım işi meslek edindiğim için bu beni mutlu ediyor. Ne kadar güzel. İnsanın sevdiği işi yapması en büyük başarı kesin, aslında. Çok nadir insanlar bunu yapıyor. Yani aslında çok zor bir şey değil. Kendi sevdiğini bir şeyi işine döndürmek bence çok kolay ve her insan da yapabilir. Pes etmeyi düşündünüz mü hiç? Hiçbir zaman. Ne
güzel. Hiçbir zaman. Aileniz bunu aslında önceden görmüş ki hani sizi yönlendirmiş. Evet. Herkes bu kadar evet şanslı olamayabiliyor. Kesinlikle. Dediğiniz gibi biraz öncesinde pratik yapmak çok daha büyük artı aslında. Evet. Çünkü öbür türlü sudan çıkmış balık gibi de olunabilir. Yaptığınız iş hakikaten kolay değil. İşte ölçülerle çalışıyorsunuz. Evet. Hani 3-4 kişiye yemek yapmıyorsunuz. Siz yeri geliyor. 300-400'den fazla kişileri bile yapabiliyorsunuz. Bir kişiye, 3-4 kişiye yemek yapmakla o kadar yemek yapmak arasında hakikaten fark oluyor. Yani el evet. lezzeti işte aslında orada da ortaya çıkıyor. Hem o geçiyor hem zamanı nasıl kontrol ettiğiniz geçiyor. Yani bir 10 kişi verdiğimiz yemeklerimiz oluyor. Bir bakıyoruz 500 kişiye verdiğimiz yemeklerimiz oluyor. Aksiyon çok farklı oluyor. Gelişme planlarımız çok farklı oluyor. Bunlar işte tecrübeyle gelebilen bir şeylerdir. O zaman diyelim başınıza bir olay geldi. Bunun üstesinde nasıl başa çıkmıştınız? Hatırlayabiliyor musunuz? Var mı böyle bir unutamayacağınız bir anınız? Yani bu her gün başımıza bir şeyler geliyor. Bazen istediğimiz ürün gelmiyor. Onun yerine alternatifler bulmak zorundayız. Bazen rezervasyon sayısının dışında misafirlerimiz geliyor. Onunla başa çıkmak zorundayız. Bazen olağan dışı bir şey olup bir şey bitiyor. Onun alternatifi bulmak zorundayız. Biz her gün bunları yapıyoruz. Evet ve her gün farklı bir... Zaman açın. Her gün farklı evet. bir sayfayla yola çıkıyorsunuz. Bende de şey vardır hani menüde o yoksa mesela şey garip geliyor. O zaman niye o menüde var? Evet. Diyesi geliyor insanın. Hani bitmesi ayrıdır tabii ki de farklı ama hani bazı yerlerde bunu alışkanlık haline getiriyor. Hı-hı. Menü çok hoş oluyor. Evet. Hep gittiğiniz zaman bakıyorsunuz o menü aslında oradaki yiyecek yok. Elimize kalmadı deyip bir geçiştirmede söz konusu o zaman müşteri direkt diyor ki o zaman niye bu menüyü veriyorsunuz? Kesinlikle. Yani o menüyü gördüğünüzde benim elimde ondan olmak zorundadır. Tabii çok ayrıca şeyler vardır. Gelmeyebilir, o ürün kalmamış olabilir. Zaten böyle durumlarda bizim sizi bilgilendirmemiz lazım. Masaya oturduğunuz zaman ve menüyü verdiğimiz an. Evet. O konuda bilgilendirip önemli. Hem sizi bilinçli bir hale getirip hem de ben de o konuda hakim olmam lazım. Şeffaf olmak gerekiyor aslında. O güveni taze tutabilmek adına. Hedeflerimize neler vardır? Başka neler yapmak istersiniz? Diyelim kendinizi bir 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Hedefim kendi imzamla tekrar bir yere devam etmek. Belki bu kendi restoranım olur veya başka bir yerin belki başka bir yerin baş aşçısı olabilir. Hı hı. Kariyerim böyle devam etmek. Daha sonra bir yurt dışı planlarım da var. Bitmeyen bir meslek. Evet. Sonsuz açık bir meslek. Son olarak neler söylemek istersiniz buradan izleyenlerimize? Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şef adayları için de vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Çabalamaları, kesinlikle. Emek vermeleri gerekiyor ki yarın o emeklerini aslında karşına alabilsinler, vazgeçmesinler. Kesinlikle. Nice başarınız devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Lezzetinize, elinize sağlık sağ diyelim. Olun. Çok mersi. Değerli konuğumuz şefimiz efendim Erhan Kadayıfçı. Bugün İşi Bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayınımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.